Sayın milletvekilleri, Türkiye'de kamuoyunun sosyal medya yasası olarak bildiği dezenformasyonla mücadele yasasında sona gelindi. AK Parti ve MHP gruplarının uzun süre üzerinde çalıştığı yasa teklifi geçtiğimiz haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonundan geçti. Maalesef bu alanda yuvalar yıkılıyor, insanlar öldürülüyor, yanlış anlaşılmalara sebep oluyor, iftiralar atılıyor, şirketler batıyor, birçok sıkıntılar yaşanıyor. Bunun önüne geçilmesi için de bir yasal düzenleme yapılması şart. İnternet haber sitelerini de süreli yayın kapsamına alan yasayla sanal ortamda yalanın, terörize olayların ve dezenformasyonlarında önüne geçilecek. Bizim Anadolu'daki gazetelerimizin de televizyonlarımızda hiçbirinin terör örgütleriyle, teröristlerle bağlantısı yok. Bizim zaten bu konuda özgürlüğe ihtiyacımız yok. Biz bulunduğumuz bölgelerde insanların sorunlarını, o bölgede yaşananlarını özgürce yakınlarımızdan aktarıyoruz. Bunun da bir cezai sorumluluğu yok. Onun dışındaki konularda da bizim için bu dezenformasyon yasası birinci derecede bir öncelik değil aslında. Yani basın özgürlüğü açısından söylüyorum. Ama elbette basın özgürlüğünün önüne de set konulmasını bizler de istemeyiz gazeteci olarak. Fakat basın özgürlüğünün önüne set konulacak diye de bu dezenformasyonu da kalsın dersek o zaman yine kendimizi sıkıntıya sokmuş oluruz. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi toplumda yaşanan birçok sıkıntının sebebi artık bu sosyal medya olmaya başladı. Düzenlemenin bazı maddeleri kabul edilirken bazı maddeleri de tartışmaları beraberinde getirdi. Özellikle dezenformasyon yasasıyla basın yasasının aynı anda gelmesi basın özgürlüğünün önüne mi geçiliyor sorusunu akıllara getirdi. Bu sosyal yani dezenformasyon yasasıyla basın yasasının ayrılması gerekiyordu. İkisi bir arada gelince ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Biz basın ilan kurumu, RTÜK meselesi, televizyonlarımızın gelirlerinin artırılmasıyla ilgili konularla mücadele ederken bunlarla ilgili bu yasal düzenlemenin bizim lehimize biraz daha avantaj sağlamasını isterken bu dezenformasyon yasası adı altında maalesef bunlar da ezildi gitti. Biz bunları dile getiremeden bu dezenformasyonla ilgili karşılıklı çatışmalar, işte basın özgürlüğünün önüne mi geçiliyor? Yok efendim bu bir zapturapt altına mı alınıyor? Bu tartışma bizim de fikir ve düşüncelerimizi maalesef ezmiş oldu. Yasa teklifiyle Türk Ceza Yasası'na halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçu eklenerek endişe, korku veya panik yaratma, ülkenin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik yayın yapanların 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülüyor. İşte geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Konya'mızda menfur bir olay yaşandı. Çok üzücü bir olay yaşandı. Bir doktorumuz katledildi. Bu olayın hemen arkasından sosyal medyada birçok yalan yanlış gene şeyler dolaşmaya başladı. İşte efendim bir sekreterin öldürüldüğü, bir sağlık personelinin daha öldürüldüğü ya da başka şeyler, birçok akıl almaz şeyler yapılmaya başladı. Özellikle toplumsal olaylarda sahte hesapların hemen devreye girdiğini hatırlatan Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Sefa Özdemir, bu hesapların algı operasyonlarıyla itibar suikasti dahi yaptıklarını hatırlattı. Sosyal medyaya bakarsanız işte sanki aynı gün kutlama yapılmış gibi, vali beyle ilgili yalan yanlış ifadeler. Bunlar çok üzücü şeyler. Sahte hesap var tabii. Ya hayır yani kendini belli edenler de var ama üstü kapalı yapıyorlar bunu. Öbür taraftan işte birisi bunlarla ilgili bir şey ortaya attı mı bu sahte hesaplar devreye giriyor, abartıyorlar, başka konular gündeme getiriyorlar ve iş çığırından çıkmış oluyor. O nedenle bu sosyal medya yasasının bir an önce çıkartılması gerekiyor. Başkan Özdemir, ülkenin iç güvenliğini ve kamu düzenini bozan bu hesaplara karşı sosyal medya yasasının son derece önemli olduğunu söyledi. Eğer terörle ilgili bir yayın yapılıyorsa bunun suçu belli. Biz de bunu savunacak değiliz. Ama bunu bahane ederek siyasal noktalarda kendi işine gelmeyenlerin önüne geçilmeye çalışıyorsa işte bu doğru değil. Dolayısıyla bir an önce bu sosyal düzenleme yasasının çıkartılması noktasında biz de Konya Gazeteciler Cemiyeti ve gazetecileri olarak gayret gösteriyoruz. Bu düzenlemede en az zararla nasıl çıkılır ona bakmak lazım. Çünkü çok geç kaldı. Yani son zamanda da toplumda yaşanan olayların birçoğunda sosyal medyanın bu kışkırtıcılığını ve sıkıntısını görüyoruz.